Merhaba canlarım benim, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağlıklı, mutlu, huzurlu haftalar diliyorum hepinize. Bugün Elen Terefiş, Kem Gözleri Kiş diye tarifim var. Ama hayır, bu tarifimi bir sonraki videoya sakladım. Bugün böyle TikTok'ta ünlenen, adı çokça duyulan kahvemizi yapıyoruz. Dalgona kahve. Dalgona kahve için gerekli olan malzemelerimiz 2 çorba kaşığı granül kahve ya da Nescafe, 2 çorba kaşığı toz şekerimiz var, 2 çorba kaşığı sıcak suyumuz var, sütümüz var ve sütümüzün içine buzumuz var. İsterseniz tarifimize başlayalım. Evet, dalgona kahvemiz için gerekli olan malzememiz 2 çorba kaşığı granül kahvemiz ve 2 çorba kaşığı toz şekerimiz var. Bu verdiğim ölçüler tek bardak için. Biz bugün 2 kişilik yapacağız. O yüzden ben malzemeleri arttırarak kullandım. 4 çorba kaşığı granül kahve, 4 çorba kaşığı da toz şekerimiz var arkadaşlar. İsterseniz şu şekilde hemen kabımıza Nescafe'mizi, toz şekerimizi ve 2 yemek kaşığı sıcak suyumuzu ekleyelim. Ben de sizlerle ilk defa yapacağım arkadaşlar dalgona kahvemizi. Fakat ben bugün 2 bardak yapacağım. O yüzden ölçünüzü fazla yapmak isterseniz verdiğim ölçülerden arttırabilirsiniz. Nescafe'mi ve toz şekerimi kabıma koydum. Ben 2 bardak yapacağım için 4 yemek kaşığı sıcak suyumu koyuyorum. 3 ve 4. Tabii bunun özelliği böyle sıkça çırpılması ya. Biz de bir çatalla ilk önce bir deneyelim. Sonra teknolojiden yararlanmak istersek mikserimizi kullanabiliriz. Şöyle çok koyu ve bol köpüklü bir kahvemiz olacak. O yüzden böyle belki 10, belki 12 dakika çırpacağız. Tabii şöyle arada bileğimiz yorulursa yardım alabiliriz. Ya da dediğim gibi teknolojiden faydalanabiliriz. Mikserimizde çırpmaya devam ederiz biz de. Ama gerçekten şu an bile gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Tadını ben de çok merak ediyorum. Bu kahve bile bizden önce ünlendi ya. Evet, gitgide kahvemiz koyulaşmaya başladı. Şu an tam 3 dakikadır çırpıyorum. Çırpın çırpın. Hani bir sonraki tarif falan dedim ya şöyle. Elem tere fiş, kem gözlere şiş. Ne kaygı kalacak, ne endişe kalacak. Uçucu bir yağ tarifi vereceğim. Hem böyle kem gözlere. Çok iyi gelecek bir tarif. Gördüğünüz gibi kahvemiz koyulaşmaya başladı. Eğer bol köpüklü istiyorsanız böyle bol bol çırpın. Evet, 4 dakika çatalımızla çırptık. Fakat şimdi ben mikseri aldım. Mikserle devam etmek istiyorum. Evet arkadaşlar, ben derin kavanozda çırpacağım. Daha rahat olacak benim için. O yüzden harcımızı kavanoza aktarıyorum şöyle. Evet. Ve çırpmaya devam ediyorum. Dört dakika çatalla çırptık ve 5 dakikada mikserimizle çırptık. Evet, bence bu kadar yeterli. Evet, şimdi sütümüzü bardaklarımıza boşaltıyoruz. Buzlarımızı şöyle içine atıyoruz. Sütümüz hazır şu an. Şöyle inşallah bizim kahvemiz de çok güzel olur. Evet arkadaşlar, dalgona kahvemiz hazır. Bence çok güzel oldu. Hatta gördüğünüz gibi köpük aşağıya göçmedi. Gayet güzel oldu. Şimdi ne dersiniz? Tadalım mı?
harika. Oo, bakın bayağı da şöyle karıştırdığımız zaman koyu. Gördüğünüz gibi. Tadına bakalım. Muhteşem bir tadı var gerçekten. Şöyle ben biraz karıştırarak içmek istiyorum şunu. Böyle. Biraz da şuradan alayım. Arkadaşlar gerçekten çok güzelmiş. Eğer siz de bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız Yemişsizlik'in ailesine katılın. Hep birlikte büyüyelim. Biz sizleri çok seviyoruz. Umarım sizler de bizi çok seviyorsunuz. Bu enerjiye katılın. Hep birlikte büyüyelim. Hoşça kalın.